Ay ay ay. Gel bakalım. Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bu aralar en büyük sıkıntımız olan sıcaklarla nasıl mücadele etmemiz lazım, köpeğimizi nasıl muhafaza etmemiz lazım onun üzerine konuşacağız. Öncelikle köpeğimizi dışarıda mı bakıyoruz, içeride mi bakıyoruz bunun ayrımını yapacağız. Daha sonrasında köpeğimizin asgari ihtiyaçları neler onu söyleyeceğiz. Eğer köpeğimiz çok uzun tüylü bir köpekse kestirmeli miyiz, kestirmemeli miyiz, tüylerini kırkmalı mıyız, kırkmamalı mıyız bunun üzerine de konuşacağız. Şimdi eğer köpeğimiz dışarıda yaşayan bir köpekse, köpeğimizin yani bugün sabahta bile sabah uyanır uyanmaz ortalama 30 derece sıcaklık vardı. Köpeğimizin günün güneş ışığı aldığı bütün saatlerinde kendini koruyabileceği bir gölgelik alana ihtiyacı var. Hocam burası öğleden sonra full gölge oluyor. İyi de sabah yanar senin köpeğin o zaman. Hocam sabahtan gölge de öğlen biraz güneş alıyor. Hiç fark etmez. Köpeğinizin sabah da gölgesi olacak, öğlen de gölgesi olacak, öğleden sonra da mutlaka gölgesi olacak. Bu birincisi. İkincisi, sıcaklar çok aşırı derecede bastırabiliyor bir anda. Bastırdığı zaman köpeğimizi aniden sıcak çarpmalarıyla karşılaşabiliyoruz köpeklerimizde. Biz önlem olarak köpeklerimizin kaldıkları yerleri suyla yıkıyoruz. Hatta köpeklerimizi de suyla yıkıyoruz ki köpek sıcak çarpmasına maruz kalmasın, pişmesin diye. Bunu da arada yapmanızı, çok sıcak günlerde yapmanızı, özellikle yattığı yerleri suyla yıkamanızı, betonlarını falan suyla yıkamanızı biz tavsiye ediyoruz. Onun dışında mutlaka gölgesi olacak köpeğin. Arada da suladınız ama mutlaka en önemli şey sular. Su kabının da mutlaka köpeğimizin önünde olması lazım. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. O da sıcak havalarda su aşırı ısınıyor. Farkına varmıyoruz. Su da hem bakteri çoğalmasına neden oluyor, bakteri patlamasına neden oluyor. Hem de köpek için içilebilecek kıvamda olmuyor su. Yani serinletme özelliği ortadan kalkmış oluyor. O yüzden köpeğimizi sabah gezdirdik, yerine koyduk. Suyunu mutlaka değiştireceğiz. Öğlen değiştireceğiz ve akşam mutlaka değiştireceğiz ki sıcak havalarda köpeğimiz taze ve serin su içsin diye. Bunlar yapmamız gereken elzem nitelikte önemli olan şeyler. Peki bazı köpekler aşırı tüylü. Mesela yaz başlangıcında çoğu köpeği görürsünüz tıraş edilmiş şekilde. Bu doğru mudur değil midir? Tabii ki doğru değildir. Çünkü makine tıraşı dediğimiz şey köpeği direkt güneş ışığına maruz bırakır. Misal bu arkadaş tüylü yapıya sahip bir arkadaş. Bütün vücudu tüylerle kaplı. Bu tüyler bu arkadaşı bu tüyler bu arkadaşı yazın sıcaktan koruduğu gibi kışın da soğuktan korur. Misal bu dışarıda kaldığı için bu arkadaş benim köpeğim Cooper tüylerinin iç kısmında bir yağ tabakası var. Yani deriyle sizin sevdiğiniz kısım arasındaki tüylerin iç kısmında diyelim bir yağ tabakası var. Bu yağ tabakası dediğimiz gibi kışın hayvanın sıcak kalmasını sağlar. Yazın da serin kalmasını sağlar. Tabiri caizse klima özelliği gösterir. Bu evrimsel sürecin getirmiş olduğu bir şeydir. Son 100-150 yılda üretilen köpeklerden bahsetmiyorum. Daha evveliyatı öncelere dayanan Alman çoban köpeği gibi, kangal gibi köpeklerden bahsediyorum. O köpeklerin zaten tüy yapısı bu coğrafyaya, bu hem sıcaklara hem de soğuklara uygun şekilde adapte olabilmelerini sağlamak için bu şekilde evrimleşmiş. O yüzden tıraş etmemenizi ben her zaman söylüyorum. En çok hangi köpeklerde karşılaşıyoruz? Golden'larla karşılaşıyoruz. Golden'lar biraz daha tüylü tabii bu arkadaşlara göre. Hocam pişiyor. Ya pişmez köpek, bir şey olmaz. Gölgede olsun, suyu olsun yeter. Bir de makineyle tıraş ediyorlar. Makineyle tıraş ettikten sonra bu sefer güneş ışıkları direkt köpeğin derisine hücum ediyor. Ondan sonra da kabuklanmalar oluyor. Ne bileyim işte mantarlaşmalar oluyor. Yaralar oluşuyor vücudunda. Sonra köpek dayanamıyor, kaşıyor. Daha büyük yaralar oluyor. O yüzden çok büyük sıkıntılara neden oluyor. Hocam hiç mi tıraş edeceğim? Lan bana ne ister et ister etme. Köpeğin senin, karar senin ama tıraş edersen köpeğini ve direkt güneşe çıkarırsan bunlarla karşılaşırsın. Bir de
Nasıl tıraş etmemiz lazım o zaman? Madem makine tıraşını istemiyoruz, makasla tıraş edebilirsiniz. Ya da makasla tıraş etmiyorsanız, uzun geliyorsa, köpeğin çok fazla tüyü varsa, bizim bile erkeklerde daha fazla kullanılır. Tıraş numaraları vardır. 3 numara, 5 numara. Arada tarak farkı vardır. O daha uzun kesebilirsiniz. Yani örnek veriyorum, araya elinizi koyarsınız köpeği. Sadece parmaklarınızın üzerinde olan tüyleri makineyle kesebilirsiniz. Diğer türlü direkt derinin dibinden aldığınız zaman, dediğim gibi deri direkt güneşle deri direkt güneşe maruz kaldığı için deri de bu şekilde yaralanmalara neden olabiliyor. Ama öncelikle yapmamız gereken, tekrardan hatırlatıyorum, köpeğimiz gölgede olacak. Sabah, öğle, akşam gölgede olacak. Gölgede olduktan sonra mutlaka suyu olacak. Suyunun serin kalmasına dikkat edeceksiniz. Bol bol değiştireceksiniz. Arada da özellikle çok sıcak günlerde köpeğinizin kaldığı yeri sulayacaksınız. Hocam, benim köpeğim evde kalıyor. Evde kalıyorsa da köpeğin zaten evin en serin yerini kendi bulur. Oraya hunharca yatar. Evi havalandırmaya gayret edeceksiniz. Aynı zamanda yine evde kalan köpeğiniz için de taze ve serin suyu muhafaza etmeye gayret edeceksiniz. Makine tıraşını tekrardan söylüyorum. Bu tüyler köpeği öldürmez, köpeğe zarar vermez. Köpeği yazın sıcaktan korur, kışın soğuktan korur. O yüzden makine tıraşı yapmıyoruz. Belirli bir uzunluktan daha kısa köpeğimizin tüylerini kesmiyoruz. Onun dışında sıcakla mücadelelerde zaten hepimizin başında bu sıkıntı var. Allah hepimize yardım etsin. Onun dışında ekleyeceğim pek de bir şey yok. Tekrardan videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Değil mi lan? Severim seni.